İyi akşamlar. Bugün Nisan'ın 12'si, günlerden salı, saatler 17.30'u gösteriyor. Yavuz Ohan'dan Bir de Bu Dinle programına hoş geldiniz. Tam programa hazırlanırken aslında biz Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon rakamlarını bekliyorduk. Onun Türkiye etkileri üzerine konuşacaktık. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden bir saldırı haberi geldi. Metroda bir saldırgan gaz da kullandığı iddia ediliyor. 13 kişinin yaralandığı bir saldırı bu. Saldırının neyle gerçekleştirilir tam olarak bilinmiyor ama gelen görüntüler gerçekten dehşet verici. Fotoğraflar da aynı şekilde, yaralıları gösteren fotoğraflar var. Saldırıya uğranılan metro istasyonunda ya da metro vagonlarında bulunanların çektiği görüntüler söz konusu. O görüntülerde yaşanan dehşeti görmek mümkün. Ayrıca patlayıcı düzenek de bulunduğuna ilişkin iddialar vardı. Ancak aktif halde olmadığı konusunda da bir bilgilendirme yapıldı yetkililer tarafından. Kim yaptı, niye yaptı, amacı ne? Bunlara ilişkin henüz bir bilgi yok. Amerika şokta yalnız. Gerçekten görüntülerde şok yaratacak nitelikte. Önce bir bakalım tren istasyonunda ne olmuş. Şöyle bir görelim, sonra devam edelim. Evet, TRT'den aldığımız görüntüler de bunlar. O görüntülerde o dehşeti görmek mümkün. Tekrar veriyor arkadaşlar. Azıcık sesini de duyalım ama benim sesim de duyulsun. İlk önce metro istasyonunda yapıldığına ilişkin iddialar vardı bu saldırının. Sonra bu görüntüler geldi. Görüntüde metrodaki vagonlardan birisinin içinden dumanlar geliyor ve insanlar panik halinde o vagondan çıkıyorlar. Ayrıca omuzlarda çıkanlar da var. Yani o vagonda bir şey gerçekleştiğini anlıyoruz. İstasyonda değil. Yaralananlar var. Sonra bir görüntü daha vereceğim. O görüntülerde ise vagonun içinden çıkartılan yaralıları görmek mümkün. Ve tabii paniği, korkuyu görüyoruz. Bunun ne saldırısı olduğunu bilmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde daha farklı nitelikte saldırıları da görmek mümkün olduğu için herkes tam olarak ne olduğunu, yani buradan ne tam olarak ne olduğunu söylemek mümkün. Resmi olarak da bir açıklama yapılmamış. Saldırganın inşaat kıyafeti giydiğine ilişkin bir açıklama var. Gaz maskesi taktığına ilişkin bir açıklama var. Ve aslında gelen görüntülerdeki bu gaz atıldığı bir, yani tam olarak göz yaşartıcı bomba mı atıldı, ne atıldı bilinmiyor ama öyle bir hava da yok. Bir gaz veren bir cisim atıldığını görüyoruz. Çünkü göz yaşartıcı bomba olsa oradaki insanların tamamının gözlerinde de bunu okumak, görmek mümkün olabilirdi. İkinci görüntüyü de bir hazırlayalım arkadaşlar. İkinci görüntüde yaralıların hem içeride hem dışarıda görüldüğünü hep birlikte izleyeceğiz. O dehşet anlarına ilişkin ikinci görüntüde şimdi hemen tekrar verelim arkadaşlar ikinci görüntüyü. Bir başa alalım Furkan'cığım onu. Başa alalım. Evet, şuradan bir verelim sesli olarak. Yeah.
dahil olmak üzere herkesi trene bindirmeye çalışıyor görevliler. Bir trenden iniyorlar, onu görüyoruz. Başka bir trene bindirmeye çalışıyorlar. Trenin içinde yaralıları görmek mümkün. İstasyonda yaralıları gördük. Yani dehşet verici bir saldırı söz konusu. Bunun bir terör saldırısı mı olduğu bilinmiyor. Gerçekten ne için, kim tarafından, hangi amaçla yapıldığına ilişkin sorular hala ortada. Üzerinden yaklaşık bir saat geçti. Bu saldırının bir buçuk saat kadar geçti. Yapılan resmi açıklamalarda bir aktif halde bir patlayıcının o bölgede bulunmadığı söylendi. Ama önceki açıklamada çok miktarda patlayıcı bulunduğu belirtilmişti. Tek saldırım var, o da tam olarak bilinmiyor. Kim tarafından yapıldı o da bilinmiyor. Yani şu anda bilinmezlerin fazla olduğu dakikalar bunlar. Dediğim gibi aslında mesele ekonomiydi. Ekonomi konuşacaktık çünkü ekonominin Türkiye'ye etkileri de vardı o bölgede. Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası enflasyon rakamları belli olacaktı. O enflasyon rakamlarının önümüzdeki döneme ilişkin etkileri üzerine tartışmaları buradan yürütme imkanımız olacaktı. Çünkü onun Türkiye'ye etkileri olacak. Çünkü o rakamlarla birlikte Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı bir takım kararlar var. Onlar da bütün dünyayı etkileyecek. O sıralarda da bu saldırı haberi geldi. Sabah 8.30'da haberi açıklandıktan hemen sonra da bu saldırı haberi geldi ve şu anda bütün dünyada bu saldırı konuşuluyor doğal olarak. New York 11 Eylül'de büyük bir saldırıya maruz kalmış. Şehrin iki büyük binası yıkılmış ve o travma bir türlü atlatılamamıştı. Afganistan operasyonu da o saldırının sonrasında meydana gelmiş ve dünyanın gidişatını etkilemişti. Hatırlayacaksınız, bu o kadar büyük bir saldırı değil ama uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri'nin topraklarında bir terör saldırısı haberine rastlanılmadığı için de genelde bir heyecan yarattı ve saldırıya maruz kalanların da nasıl bir panik yaşadıklarını hep birlikte izledik. Oradaki gelişmeleri aktaracağız oldukça size ama biz normal gündemimize dönelim. Çünkü Türkiye'de Allah korusun böyle bir saldırı haberi değil ama Türkiye'de ekonomiyle ilgili gerçekten çok can sıkıcı haberleri hep birlikte alıyoruz, üzerine konuşuyoruz. Buranın en kritik noktası da kendi yiyeceklerimizin fiyatlarının ulaşılamaz noktaya gelme tehlikesi. Bununla ilgili farklı açıklamalar yapılıyor. Pazara gittiğimizde ben burada sık sık örneğini veriyorum. Patatesin 10 lira olduğu bir dönem yaşıyoruz. 10 lira 12,5 liraydı en son aldığımda. Domatesin 30 lira 35 lira olduğu bir dönem yaşıyoruz. Salatalıkta benzer fiyatlar var. Marul fiyatlarının, kıvırcık fiyatlarının 15 lira 20 lira 25 lirayı bulduğu bir dönem yaşıyoruz. Ve bu tabii yiyeceğe ulaşmayı güçleştiriyor ve aynı zamanda açlık riskini de beraberinde getiriyor. Türkiye'de asgari ücret 4.250 lira. Bir asgari ücretli aile eğer evde tek kişi çalışıyorsa bu şartlar altında karnını doyurması hemen hemen imkansız. Yakın zamanda ette de benzer bir durum meydana geldi ve et fiyatlarında Et Süt Kurumu %48'lik bir artış yaptı. Şimdi bir indirim dönemi ama o da Ramazan'a özel, sonrasında durumun daha da vahim olma ihtimali üzerinde duruluyor. Bizde bu meselede farklı değerlendirmeler var. Üreticinin desteklenmesi konusu zaten herkes tarafından ortak payda diyebiliriz. Ama üretici desteklenirken bugün bu fiyatların bu kadar uçmasının nedeni ne? Bununla ilgili daha önce Halciler Federasyonu'yla konuştuk. Onun bir teorisi vardı. Üreticilerle konuştuk. Bu sektörü daha iyi tanıyan isimlerle konuştuk. Şimdi de bu meseleyi Ömer Demir'le konuşacağız bugün. Türkiye Ziraat Odaları Birliği üreticilerin temsilcisi olarak bu pahalılığın nedeni ne olduğunu, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi nelerin beklediğine bakacağız. Ömer Demir'in daha önceki açıklamalarına baktığımızda genelde üreticilerin desteklenmesi talebi var ama aracılardan çok şikayetçi görünüyor. Bugünkü programda hem üreticiyi hem aracıyı dinleyeceğiz. Önce üreticilerin dertlerinin ne olduğuna bakacağız. Bugünkü fiyatlarda ne kadar katkıları var? Pazarda, markette artan gıda fiyatlarının sorumlusu artan üretim maliyetleri mi yoksa aracılar mı? Bununla ilgili sorunun yanıtını aramaya çalışacağız. Ama nereden bakarsanız bakın, Türkiye'de şu anda gıda fiyatlarında inanılmaz bir artış var. Resmi rakamlara göre %70, TÜİK rakamlarına göre %70'lik bir fiyat artışından bahsediyoruz. Ama dediğim gibi çarşıda, pazarda kendi örneklerimizden yola çıktığımızda durum daha da can sıkıcı. Metropol'ün bir anketinde insanların neyi almakta güçlük çektikleri ya da neyi almaktan vazgeçtikleri sorusuna verdiği yanıt ette %61'leri buluyordu. Yani et almaktan vazgeçenlerin oranı her 100 kişiden
61'ine denk geliyordu. Bu Türkiye açısından korkunç bir rakam. Ete ulaşımın ne kadar zorlaştığını göstermesi açısından da önemli. İşte bu duruma önlem için de Et Süt Kurumu'nda Ramazan'a özel bir takım indirimler de yapılmıştı. Şimdi sorularımızı soralım diye sağ olsun Ömer Demir yayınımıza katıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul Koordinasyon Kurulu Başkanı kendisi. Onunla değerlendireceğiz bu etiketlerdeki fiyatın sorumlusunun kim olduğu sorusunun yanıtı için konuşacağız. Ömer Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Yavuz Bey. Hayırlı yayınlar, iyi çok, Ramazanlar. Çok sağ olun, eksik olmayın. Şimdi üreticilerin bu dönemde yani artan mazot fiyatları, artan ilaç fiyatları, artan gübre fiyatları, emek fiyatı, bütün bunları yan yana koyduğumuzda üreticilerin desteklenmesi gerektiği konusunda bütün kesimlerin bir konsensüsü var ama bugün ortaya çıkan fiyatların sorumlusu konusunda çok farklı değerlendirmeler yapılıyor. Siz bugünkü fiyatları yani marulun 25 lira olmasını, domatesin 30 lira, 25 lira 30 lira olmasını, patatesin 12 lira, 12,5 lira olmasını kime bağlıyorsunuz, neye bağlıyorsunuz Ömer Bey? Öncelikle çok teşekkür ediyoruz böyle bir imkan, fırsat bizlere tanıdığınızdan dolayı. Geldiğimiz an itibariyle beraber dünyada yaşanan sıkıntılardan haliyle biz de payımıza düşenden hissemizi alıyoruz. Ve bu da bizi kısmen de az da olsa şu an itibariyle beraber etkiliyor. Şimdi dünyada yaşamış olduğum sıkıntıdan biz etkilenirken bizim içerimizdeki işleyişten de çok farklı etkileniyoruz. Acayip şeyler oluyor halk tabiriyle. Yani bizim bugün... Vallahi biz pazara gittiğimizde onu görüyoruz. Gerçekten acayip şeyler oluyor yani. Üstadım öyle garip olaylarla karşılaşıyoruz ki patateste muzun fiyatı eşitlenmiş, dereotu, balkonda büyüyen dereotu bunun iki kat fiyatına çıkmış. Bizim bir işi bilen olarak nacizane işin içinden çıkamaz haldeyiz. Başka bir şeyler oluyor. Farklı olaylarla karşı karşıya. İçini bir doldurmamız lazım tabii. Başka bir şeyler oluyor derken ne oluyor olabilir Ömer Bey? Ülkemizde meyve, özellikle meyve sebze gıda konusunda fiyat sistemini çökerttiler. Kim? Fiyat sistemimiz çöktü, böyle bir fiyat sistemi. Daha önce biz karşılaşmadık. Kim, yani, kim çökertti? Dereotunun 17 lira, 18 lira olduğu, marketlerde fiyatların veya pazarda fiyatların 25 lira ve üstüne çıktığı daha önce görülmemiş. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamışız. Yani mevsimlik değil anlamında söylüyorsunuz değil mi Ömer Bey bunu? Mevsimsel olarak izah edilemez bir durum var diye söylüyorsunuz. Çünkü daha önce görülmemiş çok fiyat görüyoruz da biz bu aralar. O nedenle söylüyorum. Bunun sizin kastınız mevsimsellikle ilgili. Aynen, aynen. Şimdi bir örnek vereyim sizlere. Buyurun. Şu anda bizim bu dünyada yaşamış olduğumuz sıkıntılardan çok ciddi manada etkileniyoruz. Örneğin bizim olmazsa olmazımız DAP gübresi, üre gübresi, besi yemi, süt yemi, yani %130'dan başlamış, geçen yıldan bu yılı mukayese ediyoruz, %344'e kadar çıkmış. Örneğin bizim DAP gübresi %230. Üre gübresi %344. Besi yemi %129, süt yemi %130, mazot %164. Evet. Bunlar tamamen bizim köylünün, çiftçinin, üreticinin sırtına binmiş son olaylardan, yaşanandan sıkıntıları ifade ediyor. Fakat buna rağmen biz tarlada, serada, bugünlerde hala devam eden tarım ürünlerinde üretmeye devam ediyoruz. Ne gariptir ki, bakın bu zorluklara rağmen bu köylü, bu çiftçi üretiyor. Ne gariptir ki 31 Mart sonu itibariyle yapılan üretici ve tüketici fiyatlarını bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Üreticide elma 2 lira, tüketicide 12 lira. Üreticide yani bizde limon 1,5 lira, sizlerde tüketicilerde satın aldığınız fiyat 9 lira. Marul 2,5 lira, 12 lira. Mercimek 8 lira, 29 lira. Maydanoz 1 lira, 6-7 lira. Patates, soğan 1 lira, 12-13 lira. Şimdi patates, soğan ne zaman? Yeni mahsul değil herhalde. Hayır, şu anda bahsedilen patates, soğan zaten henüz yeni mahsul çıkmamış. Tamam. Geçen sene bu ürün bizden 1 liranın altında alındı. Geçen sene alındı ama. Abi geçen sene. Nerede bekliyor bu? Mesela onunla ilgili bir şey oluyor mu? Bir işlemden geçiyor mu? Bir depo parası veriliyor mu? Ne bileyim, mazot veriliyor mu? Şu oluyor mu? Bu oluyor mu? Bakın bu girdilerin, bu maliyetin %90'ı tamamen üreticiyi ilgilendiren meseleler. Hı hı. Bunların sadece üzerine maliyet bindiği dedikleri mazot, onun da %50'den fazlası yine bizi ilgilendiriyor. Hı hı. Hani nakliye yapıyorlar, getiriyorlar ya, hı hı, üreticiler alıp marketlerine veya evet, satış yerlerine. Bakın biz bu şartlarda hala üretirken Yavuz Bey %600 ve üzeri, burada bir kar var, burada bir kazanç var. Kim kazanıyor Ömer Bey? Efendim burada bir vurgun var, burada bir talan var, burada vatandaşın canını kanını emmek var, burada üreticinin yani bizlerin canını alma politikası var. Anladım. Kim yapıyor bunu ama şey, öznesiz konuşmayalım da biz dinleyenler de tam anlasın. Burada bir vurgun var, şöyle diyorsunuz. Şimdi birazdan Haciler Federasyonu Başkanı'yla da konuşacağım. Doğrudan o sorularınızı ona da soracağım, bu nasıl oluyor diye. Ama kim olduğunu da söylersek, siz diyorsunuz ki üretici bu işten kazanmıyor. Yani 2 liraya aldığı ürünü 12 liraya satan bir yapı söz konusu. 1,5 liraya aldığı ürünü 9 liraya satan bir yapı söz konusu. 2,5'ü 12 liraya satan bir yapı söz konusu. Kim bu? Üstadım, bu memlekette kısa bir süre önce hepimizin malumu ayçiçek yağı sıkıntısı var dediler. Diyen de Ayçiçeği Üreticileri Birliği Başkanı. Biz yani, o da bilen biri söyledi. Bu işi üreten adam söyledi yani. Bakın çıktı söyledi. Ben evet, şimdi buradan ifade edeyim, siz çok daha iyi konunun uzmanısınız, anlayacaksınız. Çıktı söyledi, milleti markete yönlendirdi. Markete gidince baktılar ki raflarda ayçiçek yağı yok. Ayçiçek yağını depoya çektiler. Daha sonra depodan ayçiçek yağını raflara getirdiler. Ve ısrarla ifade ediyorum, tam 5 yılda kazanamadıkları büyük bir parayı kazandılar. Peki. 10 günde 500 bin teneke ayçiçek yağı sattılar. 10 günde 500 bin teneke 5 litrelik ayçiçek yağı sattılar ve amansız derecede büyük bir vurgun yaptılar. Daha sonra fiyatları aşağı çektiler. Şu an aşağıda değil ama epeyce bir yukarıda o da herhalde. Ben şu şeyi bir atlamadan, bunu çünkü dağılmasın diye söylüyorum. Siz dediniz ya, vurgun var dediniz değil mi? Bu işte kim yapıyor o vurgunu, bana onu bir söylerseniz. Abi en azından işte, biz dinleyenler de şey yapar yani, aydınlanır diye söylüyorum. İşte bu işi kimler yapıyorsa. Şimdi bakın zeytin, ayçiçek yağı ile ilgili söylediğinizi ismini şimdi arkadaşlarımız bulsun. Bu işin uzmanı, ayçiçek yağı ile ilgili üretim sisteminin merkezindeki bir isim söyledi. Aynı zamanda MÜSİAD'ın başkanlığını yapmış, topla da sektör temsilcisi. O bir kaygısını dile getirdi ve ondan sonra ayçiçek yağı ile ilgili tartışma başladı. Üzerine ayçiçek yağı gerçekten bulunamadı, fiyatlar arttı. Sizin söylediğiniz gibi fiyatlar da düşmüş değil, fiyatlar hala yüksek ve Türkiye'nin de dışarıdan ayçiçek yağı ihtiyacı olduğuna ilişkin tespitler yapılıyor. O ayrı. Ama yapan orada belli kim olduğu, onun bir provokasyon içinde olma ihtimali siyasi olarak baktığımızda pek mümkün görünmüyor. Kendisiyle ilgili soruşturma da açıldı. Şimdi burada vurgunu yapanın aslında bir Tahir Büyük Helvacıgil'den bahsediyoruz değil mi? Bu sanayicilerin başındaki bir isim olarak bunu aktardı. Şimdi burada bir vurgun varsa, Tahir Bey'le ilgili soruşturma var, göreceğiz orada nasıl bir vurgun olmuş, ne yapılmış diye. Çünkü bir kişiyle ilgili soruşturma açıldı.
Buradaki vurgunu kim yapıyor? Bunun bir siyasi ayağını ima ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Kim bu vurguncu? Bakın şimdi burada ben bunu bireysel olarak bilemem. Ama vurgun iddianız var ya, o açıdan söylüyorum. Ama bakın benden 2 liraya aldığınızı 12 liraya satarsanız %600 para kazanırsanız burada bir vurgun yok, burada bir soygun yok da ne var burada Yavuz Siz, Bey? Çok haklısınız. Siz bir meslek birliği olduğunuz için bu sistemi bilen bir insansınız. O nedenle 2 liraya sattığınız ürünü, siz aynı zamanda üreticiyi de koruyorsunuz, 12 liraya satanlarla konuşmuyor musunuz? Siz kardeşim bunu 12 liraya niye satıyorsunuz diye. Halcilerle konuşmuyor musunuz? Marketlerle konuşmuyor musunuz? Merak ettiğim o yani. Vurgun derken onlara da sonuç itibariyle onları hedef göstermiş oluyorsunuz diye düşünüyorum. Şu anda ben biraz önce yayına katılacak, biraz sonra Yüksel Bey'le beraber de mevcut paydaşımız olma hasebiyle görüşüyoruz. Bizim derdimiz bunu gerçek anlamda köylüden alıp nakliyesini yapan, hale getirip satan da değil. Kim ne? Bizim derdimiz bu işten başka bir isim altında bir sermayeden sıkıntımız var. Vurgunu bunlar yapıyor. Bir saniye. Yoksa... Ama ne olur vallahi çok kritik bir yer. Anlamak için soruyorum. Şimdi üretici mağdur bu işte. Aracı, yani alıp hale götüren ve satan da bu işten bu işte herhangi bir sorunu yok anladığım kadarıyla. Kim o işte, bu hangi sermaye, neyse, zincir marketlerden bahsediyorsunuz. Ben muhtemelen kamuoyu da böyle, ben bunu birebir girip bu siyasete girmek istemem. Ben köylünün ve çiftçinin temsilcisiyim ve ben onların haftada 5 gün bir araya gelip onların dertlerini sadece aktarmakta görevliyim. Ben buradaki katkım %5 üzerinde değildir. %95'i insanların ifadeleri, söylediklerini ifade ediyorum. Bakın ben size bir örnek daha vermek istiyorum Yavuz Bey. Buyurun. Şimdi devlet KDV indirimi yapmadı mı? Yaptı. Yaptı. Hı hı. Peki biz KDV indirimi yansıdı mı vatandaşa? Yansımadı. Yani bak, bir ilginç daha örnek vereyim size. Bizim yıllık Rusya'ya yaş meyve sebze yaklaşık miktar olarak 1,5 milyon ton, rakam olarak da 1 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz Rusya'ya. Evet. Şimdi bu bile yeterli örnek olacak bize Yavuz Bey. Şu anda yaşanan savaş sebebiyle Rusya'ya yapmış olduğumuz ihracat %50'ye düşmüş. Peki. Sizlere soruyorum. Bizi dinleyenlere soruyorum. Güzel insanlara sesleniyorum. Bu mal yarı yarıya düşmüşse, bu mal Türkiye'de kalmışsa ne olması lazım? Valla Ömer Bey, herhalde fiyatların ucuzlaması lazım. Bizim de bayram etmemiz lazım. Ben de pazara gittiğimde salatalığı tarttırıp geri koymamam lazım. Şimdi şöyle bir sorun olduğunu görüyorum. Siz başlarken dediniz ki dünyanın sorunu. Evet, dünyanın bir sorunu var ama dünyanın sorunu birse bizdeki sorun 4. Siz bir üretici temsilcisi olarak dünyada ulaşım, yani akaryakıttaki artış %23. Türkiye'de kaç dediniz? Akaryakıttaki artış, kendiniz söylediniz. Artış %164. %200'e yakın. Bugün çünkü başka rakamlar da var. %164 diyelim. Dünyada %23, Türkiye'de %164. Elektrikteki artış dünyada %20'lerde, 30'larda, Türkiye'de %180-200'lerde. Yani dünyanın sorunundan 4 kat daha büyük bir sorun yaşıyoruz biz bir kere bu Türkiye'de. Meselenin bir tarafını böyle bir koymamız lazım herhalde. İkinci tarafı zincir marketler. Şimdi siyaseten de sorumlu olarak hep birileri gösteriyor. Stokçu, insafsız tüccar, zincir marketler. Peki sonuç itibariyle bir siyasi erk yok mu Türkiye'de bunları denetleyecek? Benim bildiğim kadarıyla 2 defa Rekabet Kurulu bununla ilgili soruşturma açtı, bir sonuca ulaşamadı. KDV dediniz, Türkiye'de KDV'yi kontrol eden özel timler var, Hazine Bakanı açıkladı. Kendileri gidip kimle ilgili ne kadar işlem yaptıysa bunu açıklayabilirler. Ama ekonomistlerin söylediği, enflasyon varken KDV'yi indirirseniz enflasyon o KDV indirimini de yer.
yanlış zamanlama, enflasyon düşerken KDV'yi indirmek gerekirdi biçiminde politikaya itirazlar var. Siz kendiniz söylediniz, darp gübresi dediniz, işte başka şeker gübresi, o gübrelerin isimlerini bilemedim ama %300'lerde artıştan bahsettiniz. Yani burada uygulanan politika, plansızlık, organizasyonda sıkıntı, bunların hiç mi suçu yok da vurguncu var, stokçu var, insafsız tüccar var, üretemeyen üretici köylü var. Yani sanki orada biri saklanıyormuş gibi geliyor bana da. Onun için ona bir dikkat çekmek istedim. Çünkü siz de isimlendiremiyorsunuz. Vurguncu diyorsunuz. İşte halcilerle konuşacağım birazdan. Oysa soracağım Yüksel Bey'e. Niye vurgunculuk yapıyorsunuz kardeşim diyeceğim. Bakın Yavuz Bey, bu Yüksel Bey'de biz aynı yerdeyiz. Orada da bir kiminle vurguncu. Farklı yerdesiniz Ömer Bey? Bakın biz bir kısmı bürokrattan farklı yerdeyiz. İki, bu malı direkt üreticiden, bizlerden bu mevcut olan sermayenin almasından sıkıntıdayız. Bunlarla farklıyız. Bu yasayı biliyorsunuz AK Parti döneminde geldi. Zincir marketlerin doğrudan üreticiden ürün almalarına ilişkin düzenleme. Yanılmıyorsam 2018 yılından itibaren de bu düzenlemeye ilişkin yeni bir düzenleme ihtiyacından bahsediliyor. Hatta biliyorsunuz o seyyar çadırlar kurulduğundan beri bunlarla ilgili tartışmalar devam ediyor. Ama düzenleme yapılmadı. Siz düzenleme ihtiyacını dile getiriyor musunuz? Tabii her, bakın efendim, her televizyonda acilen hal yasasını hayata geçirmek zorundayız. Bu girdilerle beraber köylü ve çiftçi gelecek dönemde üretmekten vazgeçer, üretemez hale gelecek. Zaten mevcut olan bu artışlarda gübreyi atamadığı gibi üretim ciddi manada düşecek. Bakın bu yıl bizim ülkede gıda... Siz soruyor musunuz hükümete, bu gübre niye bu kadar pahalandı kardeşim, yarısını siz verin bunun diyor musunuz? Yani efendim, vurguncular var derken o ses tonuyla. Platformda anlatıyoruz, anlatmaya devam ediyoruz. Var mı olumlu bir dönüş Ömer Bey? Eksikleri ifade ediyoruz. Var mı olumlu bir dönüş Ömer Bey? Şu anda bakanlık yeni bir, bizim de katkı sunduğumuz, rapor verdiğimiz bir plan program çalışma içerisinde. Zaten birinin bir şey demesine gerek yok. Eğer tarımı yeniden planlamasak, yeniden programlasak, yeniden tarım reformu yapamazsak, o zaman bizim bir zaman sonra konuşacak bir şeyimiz kalmayacak. O zaman biz eyvah eyvah desek bir işe yaramayacak. Fakat bunları yaşıyoruz. Yaşarken de arada acayip şeyleri de görmek bizi tedirgin ediyor. Örneğin bizim gübremiz, üre gübremiz %344 artmış. Amansız bir şey. DAP gübresi %234 artmış. Evet. Çok fazla. Fakat bu dolara endeksi denilen bu ürün, dolar da aynı zaman zarfında bir yılda 1'e 1 artmış. Dolar 8-16 olmuş, bizim gübremiz 1'e 10 artmış. 10. Yahu bunun geliri dolarla yurt dışından ithal ediyoruz ya, hı hı. Bunun girdisi dövizden olduğundan dolayı. Neden döviz 1'e 1 artarken bu 1'e 10 artıyor? Ne diyor Tarım Bakanlığı yetkilileri bununla ilgili sorduğunuzda? Mesela yani gübreyle ilgili bu fahiş artışı en az zincir marketler kadar konuşmak gerektiğini söylüyorlar mı? Yani ne diyorlar? Sorun nerede? Bildiğim kadarıyla devletin de elinde gübre üretim tesisleri var. Şu anda devletin elinde çok ciddi üretim, gübre üretim tesisi yok. Bir gübre taş var, birkaç tane de özel var. Olsa bile bunun ham maddesini ithal ediyoruz. Burada sıkıntı olan burada. Ne kadar gübre fabrikan olursa olsun ham maddesini dışarıdan geliyor. Bunun ham maddesini biz üretebilir bir duruma gelirsek biz bu işten netice alırız. Niye yapmadınız kardeşim diye soruyor musunuz? Ben gerçekten merak ediyorum. Yani 20 yıllık bir iktidar var Türkiye'de. Bunun ham maddesini niye biz burada üretmiyoruz kardeşim? Bak bizi ele güne rezil ettiniz diye soruyor musunuz bunu? Yavuz Bey, ben Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle köylü milletin efendisidir, bu köylüye sahip çıkması lazım diyen bir anlayışın bir ürünüyüm.
Ben bu asil insanlara yakışır şekilde dertlerimizi ifade etmekle sorumluyum. Onlara aktarırım. Onlar yaparsa köylü çiftçi onlara alkışlar, destekler. Yapamazsa da köylü çiftçi onlara alkışlamaz, desteklemez. Onun dışındaki siyasi bir durum olur. O da bana ama biraz siyasi konuşuyorsunuz siz. Onun için ben o cesaretle soruyorum aynı zamanda. Bir sorum olacak. Yani çok eleştirildiği için söyleyeceğim. Çok doğrudan sizle de bağlantılı. Bir önceki Tarım Bakanı görevi bıraktı. Bu başkanlık sisteminden sonra uzunca zamanda bir görev yaptı. Şimdi yeni Tarım Bakanı var. Onun performansını nasıl buldunuz siz mesela? Bu işi yakından bilen bir insan olarak. Çok başarılı bulduğumuz söylenemez. Söylenemez. Şimdiki bakandan beklentinizi karşılayacak bir işaret aldınız mı? Çünkü göreve başladı. Bildiğim kadarıyla ekim dikim zamanı. Sizin de talepleriniz var. İşte gübreyi söylüyorsunuz. Benim de çevremde gördüğüm insanlar var. Gübre atıp atmamakta böyle bir tereddüt içindeler. Acaba bu kadar pahalı gübre atsak biz bunun karşılığını alacağız mı diye. Bununla ilgili sorunları çözecek bir yaklaşım içerisinde olduğunu gördünüz mü? Ya da burada bir adım atıldığını gördünüz mü? Sayın Bakan'ın konuyla ilgili ve konuya vakıf olduğu, bir de içinde olduğu, bundan dolayı şu an itibariyle, şu ana kadar ümit varız. Sahaya inerseler, sahada olması gerekenler sahada olursa, gerçeği bizzat görüp yaşarsa biz bu işi çözeriz. Sahaya inecek. Bakın şu anda bunların ana büyük sıkıntısı bürokrattır. Nasıl yani? Tabii bürokrasiler, yani çok üzülerek ifade ediyorum, iyi dostlar, güzel çalışan arkadaşlar var. Hı hı. Bürokrasiler hele hele köylüyü, çiftçiyi çok muhatap almıyorlar. Yıllardan beri böyle, son zamanlarda ne hikmetse arttı. Bakın Yavuz Bey, size bir şey daha ifade etmek istiyorum. Şimdi tabii bunu hükümetten eşleştirmek benim işim değil veya onun karşısında durmak. Ama olanları da söylemek lazım. Bu hükümet döneminde biz geldiğimiz zaman süt tozunu ithal ediyorduk. Hı hı. Yaklaşık 7 milyon ton civarında, 6,5-7 milyon ton yıllık süt üretiyorduk. Ciddi manada süt tozu ithal ediyorduk. Döndük şimdi 22 milyon ton civarında süt üretiyoruz, ihracat yapıyoruz. Keza bu tereyağında çok ciddi manada tereyağı... Bu sütçüler çok ağlıyor. Boşuna mı ağlıyorlar acaba? Hem üretime mi ağlıyorlar o zaman? Bak şu anda yani bizim arz talebimizin gidişatından biz yeterince pay alamıyoruz. Bizim sıkıntımız bu. Biraz önce ifade ettim. Bana siz izah edebilir misiniz? Patatesin 12 lira olduğunu bizden... Vallahi ben sizi izah edeceksiniz diye umutla sizden bekliyordum o izahatı, ama siz de birçok siyasetçi gibi zincir marketlere topu attınız. Onun için ben biraz da söyleyeceğim, yani soracağım Yüksel Bey'e acaba onun sorumluluğu ne kadar diye. Süt işine siz girdiğiniz için oradan da söyleyeyim. Dün sanıyorum biz de bir yayınımızda inekler dolar yiyor diye bir başlık attık. Çünkü orada da tamamen dışa bağımlı bir sistem var. Yani sütte de ve süt ineklerinin kesildiğine ilişkin şikayetler var. Bildiğim kadarıyla siz de besicilikle ilgili çok yakından ilgilisiniz. Orada da çok şikayetler söz konusu. Etin fiyatının artık ulaşılamaz olduğunu yayına başlarken sanıyorum duymuşsunuzdur. Bir anket sonucuyla aktardım zaten. Sütün yanında et de. Orada da bir problem var. Toplamda 3 dakikamız var. Buyurun, sizi dinliyorum. Bitireceğiz. Şu anda biz sütçülerimizi... Süt hayvanını kesime göndermemek istiyorsak bir kilo süt 1,5 kilo yeme tekabül etmesi lazım. Ülkemizdeki şu anda yaşadığımız sıkıntı daha bunun ön fragmanı. Gelecek yıllarda büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalacak dünya, biz de bununla beraber aynı olayı yaşayacağız. Bunlardan en az zarar etmek için veya bunu fırsata çevirmek için ekilmedik bir metrekare tarım arazisi bırakmamalıyız. Ekmek için ne yapmak lazım Ömer Bey? Ekmek için köylüyü, çiftçiyi, mevcudu göz önünde bulundurarak, girdileri göz önünde bulundurarak desteklemek zorundayız. Yeterli destek var mı? Mesela yasadaki kadar destek alıyor musunuz? %1'lik oranı. Son gelen bu girdilerle beraber çiftçinin destek alıyor demesi bile abesle iştikaldir. Devlet bunu şu anda zaten gözden geçiriyor.
yeni eylem planıyla beraber çiftçiyi, köylü destekleyecektir. Bakın İstanbul ve civarında ekilmeyen tarım arazilerinizin bugün sıkıntı yaşadığımız meyve sebzeyi eksen İstanbul'da meyve sebze sorunu yoktur. Sadece plan programlı, sistemasyonlu, yerinde denetleme, yerinde destekleme hayvancılığı destekleyeceğiz. 50 yaşın üzerindeki insanların hayvancılık yapmasına değil, gençleri hayvancılığa yönlendirmek için. Ama oradan tabii para kazanmaları lazım onların da o işi yapabilmek için, değil mi? Orada bir yani bir kazanç kapısının olması lazım. Siz bürokratlardan şikayetçisiniz anladığım kadarıyla. Araziye inmiyorlar, oturdukları yerden karar veriyorlar diye. Yeni bakan geldi, olaya hakim oluyor dediniz. Umarım o ekim dikim sezonunu geçirmeden her şeye hakim olur. Bu seneyi de kaybetmeyiz diye ben eklemiş olayım. Önümüzdeki dönemde de valla beklentilerinizi karşılamalarını umuyoruz. Çünkü siz üretmezseniz biz aç kalıyoruz. Siz üretmezseniz biz şimdi 25'e yediğimiz 35'e yemeye başlayacağız. Onu da yiyemez hale geleceğiz. Biz ve bizi dinleyenlerle birlikte herkes, burada yapılan yorumlara da bakıyorum. Onlar da benzerlerini söylüyorlar. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Değerlendirmeleriniz de aydınlatıcı oldu bizim açımızdan Ömer Bey. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi günler. Evet, Ömer Demir'le konuştuk. Tabii yani bir işin kolaycı kısmı var genelde baktığımızda. Burada da sık sık söylüyoruz. O da yani işi dünyada var, savaş var ve başkalarında var. Başkalarında var ama bizim kadar yok. Başkalarında bizdekinden, bizde başkalarından 4 kat daha fazla var. Başkalarında ne varsa 4 ile 5 ile 6 ile çarpın, Türkiye'de o var. Türkiye'de inşaat sektöründe bu var. Türkiye'de Ömer Bey'in bahsettiği gübre sektöründe bu var. Türkiye'de aklınıza gelebilecek her alanda, ama gıdadaki çok can yakıcı ve onları biz çok daha fazla hissediyoruz. Bir de Türkiye'deki alım gücüyle dünyadaki alım gücünü karşılaştırdığımızda, karşılaştırmamız gereken yerle, yakında Afrika ile karşılaştırmalar görüp dua edin yine de iyisiniz sözleri duyarsak ona da şaşmamak lazım. Karşılaştırmamız gereken yerler daha çok Batı. Batı ile karşılaştırdığımızda bunu görebiliyoruz. Bugün Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı vardı. Yüksel Bey'le konuşmadan önce oradan birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir diyor. İnsanın vatanı olmazsa sorundur diyor Devlet Bahçeli. Şimdi bu acayip bir siyasi bakış. Hem vatanımız olsun hem de yiyecek aşımız olsun. Yani ikisi birlikte olmuyor mu? İkisi birlikte olan Almanya nasıl yapıyor bu işi? İkisi birlikte olan Avusturya nasıl yapıyor bu işi? Hem vatanları var hem de yiyecek ekmekleri var. Diğer ülkelere baktığınızda da benzer bir durum var. Bizim ya vatanımız olacak ya aşımız olacak. Niye böyle bir tercihe sürükleniyoruz? Devlet Bahçeli'nin söylediği sözlerin özünde bu var. Ve buna itiraz etmek lazım. Yani bu bizim seçim yapmak zorunda olduğumuz iki şık değil. İkisi birlikte olabilir Türkiye'de. İkisi birlikte daha önce oldu. Bundan sonra da olacak. Ama bugün uygulanan yanlış politikalara itiraz ettiğinde karamsar oluyorsun. Devlet Bahçeli de diyor ki Müslümanlıkta karamsarlık haramdır. Yani oradan da bir fetvayı almış olduk bugün itibariyle. Şimdi vurgun var, fetva var, vurgun var. Büyük kar var bu işlerde. %600 kar ediliyor dedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul Koordinasyon Kurul Başkanı. Ama bu işte halcileri de çok sorun tutmadı. Bana büyük vurgun var deyince herhalde vurgunu birileri yapıyor. Üretici 2 liraya satıyor. Bakkalda, manavda, pazarda 12,5 lira, nasıl bu iş oluyor sözlerinin muhatabı olarak da Yüksel Tavşan gelmişti. Biz önceden de kendisiyle konuştuk ve bu açıklamalar üzerine bize bir değerlendirme yapmasını rica etmiştik. Vurgunun hangi kısmında kendileri, onu bir sormak isteriz Yüksel Bey'e. Hoş geldiniz Yüksel Tavşan. Merhabalar, iyi yayınlar Yavuz Bey. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyor zaten bizim izleyicilerimiz. Sık sık sizin fikirlerinizi ve gözlemlerinizi almaya çalışıyoruz. Bugün ben Ömer Bey'i özellikle rica ettim arkadaşlardan. Çünkü iktidara yakın kanallarda bir takım değerlendirmelerini gördüm. Özel olarak sormak da istedim. Sordum da yanıtladı. Ne diyorsunuz? Siz de dinlediniz sanıyorum açıklamalarını vurgun meselesinde. Yani gübre arttı da biz o artan gübreyle daha iş yapmadık ki. Çiftçiden ucuz alıyorlar, pahalı satıyorlar diyor.
Ömer Bey kendi de ifade etti. Telefon arkadaşımız. Biz de konuştuk. Evet. Zaman zaman konuları paylaşıyoruz. Siz de bir aile sıkıştırdınız. Yok, ben aklımdakileri sordum. Biliyorsunuz sorarım yani Yüksel Bey. Ama sizin de gördüğünüz gibi hallere bu konunun suçunu hallere atıcı bir konuşmayı yapmadı. Burada anlaştık. Şimdi tabii Yavuz Bey, her zaman her yerde her şey konuşmak herkes tarafından zannediyorum uygun olmuyor. Bazı yerlerde üslup dikkat çekici olabiliyor. Herkes o rahatlıkta ve kolaylıkta değil. Biz tabii sonuç olarak ne sizin ne bizlerin siyaset değil. Biz bir siyasi demagoji içerisinde de değiliz hiçbirimiz. Ama yani şöyle de bir şey istiyorum. Bilmiyorum fazla mı istiyorum? Doğru. Yani gerçeği istiyorsunuz orada. Yani siz bir birlik başkanıysanız çiftçinin sorununu ortaya koyarsınız. Ama bağlı etiketlerden eğer uygulanan siyasetin dışında başka bir alanı sorun tutarsanız o zaman sorularla muhatap kalırsınız. Şimdi evet, şimdi burada tabii aslında daha önce de sizle çok konuştuk Yavuz Bey. Aslında suçlu aramak bir problem. Yani illa bir suçluyu aramamak veya bir suç ıslat edip de birinin sorunlu diyelim daha çok yani. Ha, yani evet, şimdi burada bizim sonuçta tabii üretici büyük bir kitle. Sonuçta da dediğiniz gibi hepimiz tüketiciyiz, hepimizi de ilgilendiriyor. Doğru idare edilen her şey sonucu doğru buluyor. Ama doğru idare etmezseniz sonuçta mutlaka bir takım şeylere de katlanmak zorunda oluyorsunuz. Ya bugün tabii ki dünyada falan savaştı falan derken pandemi dolayısıyla bir takım etkiler oldu. Doğru. Ama ekonomisi güçlü olanlar çok rahat ayakta durdu. Ekonomisi zayıf olanlar da bu işte yaklaşık 4 kat bahsettim yani 4 ya da 5 kat daha fazla etkilendi Türkiye maalesef ben olumsuz evet, olarak. Şu vurgun hikayesine ne olur siz bir bakış açınızı bir koyar mısınız? Kim yani vurgun? Şimdi vurgun olup olmadığına bakmak lazım. Yani ben burada vurgun sözüne şöyle çok fazla katılamıyorum. Yani ben de biliyorsunuz bazı konuşuyoruz sonuç olarak büyük marketler zincirlerle ilgili bir takım maliyet artışının olduğunu söyleyenlerdenim yani sürekli. Ama burada bir vurgun konusu. Tabii biz sektörümüzle ilgili konuşuyoruz. Yani genelde tarımın farklı yerleri, hububat vesaire depolanması çok farklı olabilir. Ama sebze meyve de yani vurgun vurmak için bir ürünü şimdi vurgun ve fahiş fiyatı ortaya koymak lazım. Nedir? Buradaki kastımız yani biri alacaksın ona satacaksın. Öyle diyor. 2'yi alıp 12'ye satıyor. 1,5'a alıp 9'a satıyor diyor mesela. Bu var mı yok mu iyi tespit etmek lazım. Bunun için biliyorsunuz biz öncesinde problemi söylerken kendi açımızdan çözüm önerisini de kendi açımızdan koymaya çalışıyoruz. Hı hı. Bunu ilk önce dedim ki bilgi kirliliği denilen bir olay var. Bu bilgi kirliliğini çözmek için bunu hem giden önceki Tarım Bakanlığı'na da ifade ettik, yetkililerine ifade ettik. Ticaret Bakanımıza ifade ettik. Hem bugün hem dün de ifade ettik. Bir kere bu bilgi kirliliğini önlemek için üretimden tüketime tedarik zinciri denilen bir olay var. Şimdi Yavuz Bey burada bir artan veya olan bir maliyetler var. Yani buna yapılacak bir şey yok. Ya bu maliyetler yüksek geliyorsa devlet gücü varsa destekler, sübvanse eder. Başka çare yok. Yani bunu da yalnız üretici için değil, onu hep konuşuyoruz, onu da değil. Tüketici için, yani halkın alım gücüyle ilgili bazı ürünler gerçekten çok yükseliyor. Dar gelirli grup bunu kendinin hayatını idame etmek için zorunlu olduğu bir takım şeylerde almakta zorlanıyorsa bu satın alma gücüyle ilgili bir şey. Tabii. O zaman devlet araya girecek, gücünü ortaya koyacak, girdilerini düşürecek, hem üreticiyi bir şekilde kollayacak hem de tüketici yüksek fiyatla karşı karşıya kalmayacak. Bu doğru olanı yani girdiler. Ha bunun haricinde fahiş fiyat var mı yok mu? Bütün konuşulan bu bir vurguncu şeydir aldı gidiyor. Ama vurguncu var mı yok mu koyalım ortaya. Ya sonuçta bizim biliyorsunuz bir bildirim modelimiz var. O kadar şeffaf ki uygulasın yetkililer. Kim varsa arada çıkacak diyoruz. Bunu onlarca defa söyledik. Aynı şeyleri tekrar etmekten hepimiz sıkıntı olduk. Ha demek ki. Şimdi rakam olanlar çarpıcı geliyor tabii Yüksel Bey. Şöyle evet, bir şey. Doğru. 2 liraya alıyor 12 liraya satıyor diyor. Şimdi yani bu doğru mu değil mi bunu tespit etmek lazım ama önce. Yani 2 lira konusu şöyle mesela bizim iki ayrılı ürünlerimiz Yavuz Bey. Yani bir depolanabilen ürünler, depolanmak zorunda olan ürünler.
Ya bunlar depolanmak zorunda. Çünkü belirli bir ayda hasat ediliyor. Belirli bir süre aynı ürünü yiyip içmek zorundayız. Soğan gibi, patates gibi, limon gibi. Aynen öyle. Soğan, patates, elma, armut, ayva vesaire. Bu türdeki ürünler Eylül-Ekim ayında hasat edilir. Bir dahaki dönem gelene kadar bu ürünleri bulamayız. Ancak bunu depodan harcamak zorundayız. Ha bunu kim depo eder? Bir üretici imkanları yeterliyse, riskten korkmuyorsa, göze alıyorsa kendi depolamaya çalışır veya bir kısmını satarak riskten kurtulur. Bir de tüccar dediğimiz yapı var biliyorsunuz. Tüccar alır, depolar, bunu o süre içerisinde harcar. Ha tabii burada ne olur? Yani dış ticarette bulunduğumuz ülkeler, işte hesapta olmayan pandemi gibi durumlar, işte Ukrayna-Rusya savaşı gibi olağanüstü durumlar veya ikame edecek dış ticaretimizde değil de dışarıda üretilen ürünlerle karşı karşıya kaldığımız ülkeler var. Bu ülkelerdeki ürünle bizim ürünümüzün mukayesesi, hava şartları vesaire bir anda ihracat değiştiriyor. Tüccar da bunu göze alır. İşte bu sene mesela kuru soğanda, patateste yaşanılan kısmen bu. Bizim buna da önerimiz var. Diyoruz ki üreticinin elindeki ürün çıkmasın. Lisanslı depoculuğa benzer, lisanslı depoculuğu uygulamak mümkün değil de soğan patates üreticimizin elinde kalsın. Elma üreticimizin elinde kalsın. Artan fiyatlardan üreticimiz yararlansın. Aslında hal sistemi bu demek zaten. Hal sistemi, komisyonculuk hoş bir kelime değil, hep tekrar ettik ama gerçekten işlevi güzel olan bir şey. Biz tüccarlara bunun karşıydık. Tüccarlık zorunda değil, onu da diyoruz her seferinde. Kolay bir şey diye suçlamamıza da gerek yok ama tüccarlığa da gerek yok bu işte. Çünkü bunun kanunu var. Hal bir borsa, üretici, hal perakendeci ve bu resim o kadar kolay okunacak ki şeffaf bir şekilde. Kimse kimseyi de suçlamayacak. Bugün artan ürün fiyatı varsa üreticimiz faydalanacak. Düşerse de maalesef. Şimdi ürünleri tüccar fiyatını yükseltebilir mi? Mesela patatesin 12,5 liraya satılmasının nedeni tüccarın açgözlülüğü mü? Çünkü biz geçen sene diyor 1 liraya sattık onu diyor. Şimdi adam 12,5 liraya satıyor diyor. Şimdi Yavuz Bey şöyle, ilk önce 12,5 lira patates yok yani. Çok. Vallahi ben aldım ya Yüksel Bey. Hayır ama bak, bakın şöyle, biz her tarafa bakıyoruz. Bugün patates en fazla, bugün canlı yayınlarda televizyonlar pazarlardan da verdi aynı şeyi. 7,5-8 lira 10 lira aralığında. Ha 12,5 lira çok özel bir patates olabilir. Yok. O patatesi aradan çekip çok kalite bir ürün. Tamam. Seçim peki 10 lira diyelim. 10 lira diyelim. Ha, 10 peki lira, sizi 10 kırmayalım. Lira. Ben aldım çünkü 10 işte. Yok. Çok özel de değildi yani. Vallahi yani. Yani inanın özeldir. Bugün bakın Yavuz peki. Bey 12,5 lira olacağını zannetmiyorum. Şimdi bakın, öyle de olsa şöyle bir durum var. Bunu üretici elinden satıyor. Neden satıyor? Ben buna karşıyım bir kere. Üretici satmamalı. Üreticiyi devlet burada destek olmalı işte. Burada destek olacak. Üreticiye diyecek ki ürünü depolayabilirsin. Maddi imkansızlığın varsa ben sana 0% kredi veriyorum. Veya destek veriyorum bir takım ürünü. Bir kere elinde kalsın. Nasıl yükseliyor? Şimdi arada bir 7-8-10 aylık zaman var. Bakın daha yeni patates çıkmadı. Çıkacak Adana bölgesinden. Hava şartları vesaire, yani mazeret olarak söylemiyorum ama bu söylediklerim. Bu gerçek bu sonuçta yaşanıyor. Konuşacaksak maalesef doğru olan şeyler çıkmadı. Şimdi bu ürün tüccarın elinde, bir kısmı da üreticinin elinde. Dayanabilen üreticinin elinde, tüccarın elinde. Bu uzun süre bu fiyatlara satılmadı. 3,5-4 liraydı fiyatlar. Kuru soğan 1 lira da değil. 1 liranın altına düştü. 80-30 kuruşa düştü üreticide Yavuz Bey. Ama hallerde de 1 liraydı. Parakende de 1 lira ile 2 lira arasıydı. Ne zaman değişti? Bu 1 ayda değişti. İşte buralarda devlet olacak. Burada araya girecek. Buna hesaplayacak. Önceden bunu görecek ki tüketiciye zorluk olmasın. Ha, arada kazananlar konusunda şunu söyleyeyim. Tüccara artık böyle bir ekonomik dönemde engel olmak mümkün değil. Ama onu da takip edeceksin. Böyle 1'e 5 kazandığı zaman vergisi var, algısı var, KDV'si var. Kontrolü var. Ha, kontrolü var. Bunları doğru ödeyecek o zaman. Ama siz bunların hiçbirisine bakmazsanız sonuç olarak bunlara katlanmak zorunda peki, olur. Peki Yüksel Bey, yani bu zincir marketler piyasada sistemi bozuyor mu? Şimdi zincirler şöyle bozuyor Yavuz Bey. Zincirler kötü mü? Kötü değil. Yani şimdi biz işimize gelmediği için kötü diyemeyiz. Tüketiciye sunduğu bir kısım iyi olan şeyler var. Yalnız zincir marketlerin vermiş oldukları iyilikler arasında diyelim veya tüketiciye sunmuş oldukları güzellikler içerisinde bir de üretim olayı var. Ben zincir marketleri bir,
bu operasyonel, profesyonel olan çalışmaları var. Bunlar gerçekten maliyetleri çok yükseltiyor bir kere. Yani öyle 1 liraya alıp da 1 lira 50 kuruşa ürünü satamazlar. Maliyetleri yüksek. Esas bakın ben fiyatlarından daha çok bunlara üretime hakim olmak konusunda uyarıyorum. Şu doğru değil Yavuz Bey. Yani bir kişi, üç kişi, beş kişi adına ne derseniz deyin. Böyle binlerce, on binlerce mağazaya hakim olduğu zaman nihayet tüketim denilen bir piyasa var. Bu piyasaya hakim oluyor. Bunlarla rekabet edecek olan küçük pazarcı esnafı, yani yerel marketlerimiz, haller bu kaldıramıyor kendisini, dikilemiyor bunların karşısında. Dünya sermayesi, fonlar var. Biz bunu zamanında çok söyledik. Bunlara bu kadar müsaade etmeyelim. Bunlar olsun mu? Olsun. Ama belirli bir ölçekte olsun. 7000 böyle olmasın yani şube sayısı. Her mahallede olmasın bakkal gibi. Böyle bir şey olur mu Yavuz Bey? Bakkal öldü, manav öldü, pazarcı can çekişiyor, haller can çekişiyor. Üretici bunların eline kalacak tamamen. Biz bu konuda uyardık. Nitekim Rekabet Kurulu'nun kararlarında olduğu için açıkça konuşabiliyoruz bunları yani. Çünkü biliyorsunuz karteldi vesaire. Ama bunlar siyaseten fiyatları yükseltecek sermayeler değil. Yani şimdi yani bu fiyat yüksekliğini onlara fatura edeceksek Yavuz Bey, ya adamlar fiyatla darbe yapıyor gibi noktaya geldi de o nedenle söylüyorum. Mazeret bulmaya çalışmıyorum. Siyaseten falan bunu yapmaya kimsenin bu kadarına gücü de yetmez. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olursa da hepimiz devletin yanında oluruz. Tabii ki. Kim böyle bir şey yapabilir değil mi? Onun için bence bunlar üretimle ilgili konular. Maalesef zamanında alınmayan tedbirler sonucu Türk tarımı bugün konuşulan bu duruma geldi. Eğer bunlar zamanında yapısal diyelim bunlara, yapısal tarımlar reform, tarımsal reformlar zamanında düzgün yapılmış olaydı, üreticimiz borç harç derdinde olmasaydı, üretime odaklı olsaydı, planlamaya gidilseydi, en azından bazı ürünlerde planlama yapılsaydı bugün de bunları konuşmaz olurduk. Daha güzel şeyler konuşurduk. Onun için bunların hepsi sonuçta üretimden gelen o tedarik zinciri de dahil olmak üzere zamanında masaya yatırılıp şimdi yapalım. Bir şey geçti. Yarın ağlamamak için bugün yapmak lazım. Bugün yapalım yani ve popülist konuşmalarla falan değil. Kimseye de bir şey aramayalım. Ha, doğru dürüst planlayalım. Bugün patates soğanda sıkıntı yaşıyor muyuz? Bakın 3-4 sene önce ne kadar çirkin görüntülerle karşı karşıya kalmıştık. Depo baskınları, terörist ilan edilmemiz, yani çadır kurulup çadırda satılması bile hoş değil. Yani bunlar artık, dünya bunları geçmiş durumda. Bizim bunları her şeyi zamanında masaya yatırıp doğru tartışıp konunun bilen kişileriyle, uzmanlarıyla, sahada olanlarıyla da doğru tartışıp doğru kararlar almalıyız. Hal yasası diye konuşuyoruz, onu da diyeyim yani Yavuz Bey. Hal yasasıyla falan fiyatlarda böyle bir oynama, yükseltme, alçı. Bunlar olmaz yani. Hal yasası çıkınca bu fiyatlar ucuzlamaz, onu da diyeyim yani. Ha ne olabilir? Hal yasası mevzuatta bazı eksiklikler varsa bu giderilir. Yok, her türlü kanuni yetki var. Üreticiyi ayakta tutmak zorundasınız. Bakın fiyatlar konuşuyoruz. Size geçen yayında ifade etmiştim. Bugün itibariyle düşmeye başladı. Bugün hallerde fiyatlar gayet düşük. 10 lira 12 liraya domates düştü. Hep konuştuğumuz maydanoz 2,5 lira civarı oldu. Diğer ürünler patlıcan 12 lira 15 lira aralığında. Biberler bugünkü piyasayı söylüyorum, borsayı 15 lira 20 lira arasına düştü. Bugün tekrar hava soğudu. Biz bitirin de hava soğudu dediniz. Bugün itibariyle işte Balkanlardan gelen soğuk hava, neredeyse palto giyeceğiz. İstanbul'da aynı, Ankara'da aynı öyle, şu anda. Evet. Fakat bu zannediyorum üretim bölgelerine çok tesir olmayacak ama daha soğuk geçerse bugün yarın meyvelere bakın, Marmara bölgesinde, Ege bölgesinde meyve durumumuz çok iyi gözüküyor. Ağaçlar çok iyi meyve tuttu. İlk başta pahalı açılsa da öyle zannediyorum ki ilerleyen zamanda meyvenin tam yenileceği fiyatta inşallah fiyatlar uygun olur. Biraz Çukurova bölgesi, Adana bölgesi sıkıntılı gözüküyor ama hava şartları yatsınamaz. Yani biz hep bununla paralellikte gidiyoruz. Yavuz Bey bir gecede eksiye düştüğü zaman bu meyve donar. Bitti. Yani o olduğu için hani biraz zorlar. Çiçek de olsa hepten gitti bu havada, onu diyeyim yani. Tabii. Ama şu anda meyve artık oluştuğu için kolay donalmaz inşallah ama bir gecede donalırsa yapılacak bir şey yok. Üretemeyiz. Yani meyveyi üretmek için beklemeniz beklemekten lazım. Beklemekten başka şansınız yok. Yılda yani, bir defa alıyorsunuz. Onun için yani bizim hepimizin, yani ben sizi tabii sürekli izleyen izleyicilerinizden de onu da söyleyeyim.
Yani mutlaka doğru takip yapmamız lazım. Masaya doğru yatırmamız lazım. İyi idare edersek iyi olur. Siz ailenizi iyi idare ederseniz iyi oluyor. Şanssızlıklar yakayı bırakmayabilir belki ama bunun haricinde iyi idare etmek lazım. Eğer iyi her şeyin başında aslında planlama var da Yüksel Bey. Planlama, yani aynen, o planlamayı doğru yapmak lazım. Bunu bir de doğru sorunu yaparsak sorunu doğru tespit etmek lazım. Yani işi darbeye, şuna buna falan götürmektense dünyada bunlar var onun için bizde var gibi bir takım gerekçelere sığınmak o zaman sorunu gizlemek manasına geliyor. Üçüncü, bilinmeyen şahıslar üzerinden suçlamalar yapılarak da sorunlar çözülmüyor. Sorumlusunu doğru planlamayı yapacak adam belli, üretecek adam belli, organizasyon belli, aracılar belli, sistem belli. Herkes işini yaparsa aslında sonuç alacağız. Ama her tarafta bir aksilik görüyorum. Onu da söylemiş İnşallah. Olayım bugün itibariyle. İnşallah düzelir. Çok sağ olun. Eksik olmayın katıldığınız için. İyi günleri dilemekten başlar. Evet, şu hepimiz için. İnşallah hep iyi hepimiz olur için iyi olsun. Herkes sorumluluğunu yalnız şu önemli Yavuz Bey vurguladınız bunu da. Şunu gerçekten yapmalıyız. Herkes omuzlarındaki sorumluluğu taşımalı. Bu sorumluluğun bilincinde olmalı. Attığımız adımda arkamızdan gelene bir yanlış, bir hata yapmamaya dikkat etmeliyiz hepimiz. Bu sorumlu özellikle kamuda olanların daha fazla ciddi, gerçekten büyük sorumluluğu var. Bu sorumluluğu taşırsak eğer hepimiz çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Eksik olmayın. Yüksel Tavşan'la konuştuk efendim. Hacılar Federasyonu Başkanı, bir önce de Ömer Demir'le konuşmuştuk. Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul Koordinasyon Kurulu Başkanı, o da upuzunmuş ama şimdi oralar şu kurtarmıyor yani. 1 liraya alıyor 5 liraya satıyor, 1 liraya alıyor 10 liraya satıyor. Burada bir şeyler oluyor, bir acayiplik var. Demekle meseledeki acayiplik ortadan kalkmıyor. Onu çözmek çok basit. 1 liraya kim satmış, 12 liraya şimdi kim satıyor? Niye satıyor? Arada ne yapılıyor? Bunları deşifre etmek de mümkün. Ülkenin bir takım denetim mekanizmaları var. Üstelik bu dönemde o mekanizmalar fazla mesai yapıyorlar. Onun için asıl sorunu tespit etmek önemli olan. Asıl sorunun tespit edilmesi sayesinde ancak biz çözümlere kavuşabileceğiz. Bu meselenin belki de şu yaptığımız iki mülakatın ortaya çıkan sonucunu böyle söyleyebiliriz. Şimdi birazdan size bu ekonomi olaylarıyla ilgili olarak Afyon Belediyesi'nin bu bir gezisi varmış. Ateşli dans da içeren gezisi. Afyon'daki o belediyeler birliğinin bir gezisiymiş bu. Belediye başkanları katılıyormuş. O geziyle ilgili tartışmaları da aktaracağım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belki bununla ilgili olduğu için açıklamalarından birkaç başlığı sizinle şu an için paylaşmış olayım. O da Esüt kurumuna gitmişti. Çocuklar aç kalıyorlar, onun için gittim diye bu ziyaretinin arkasında durdu. Bu meseleye biraz daha açıklık getirdi. Elektrik faturaları çok merak ediliyordu. Ödemeyeceğim demişti. Zamlar geri alınmazsa ödemeyeceğim demişti. Ödemiyorum dedi. Ödememeye de devam ediyor. Yani önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiğini göreceğiz büyük olasılıkla. Bugün bunu dile getirmesinin nedeni de ödemediğini kamuoyuna beyan etmesinin nedeni de yani bir iltimas geçirmesin, kesecekseniz buyurun kesin demek olarak da algılanabilir. Türkiye'de 3.490.344 tane de elektriklerin kesildiği bilgisini de paylaştı. Yani 3.494.344 tane de elektrik faturaları ödenemediği için elektriklerin kesildiğini söyledi. Bu gerçekten çok yüksek bir zam. Onu söylememiz lazım. Kendi iktidarlarında yapacaklarını da aktardı. Kaşıkçı cinayetine de dikkat çekti ve İstanbul'da cinayet işlendi. Her şey ortada. Ses kaydı alındı. Bütün dünyaya servis edildi. Cinayetin burada olduğu belli. Her şey ayan beyan meydanda. Erdoğan kalktı bir konuşma yaptı dedi. Cumhurbaşkanı o dönemki o konuşmasını hatırlattı. Suudlar davayı bize devredin dedi. Devretmeyeceğiz. Bunlar insanları enayi zannediyorlar. Suud yöneticilerine diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu millet enayi değil. Cinayetini işlediği yer İstanbul olduğu için cinayetin işlendiği yer. İstanbul mahkemenin uluslararası hukuka göre yargılanması gerekir. Ne oldu? Bu davayı aldı Suudi Arabistan'a devretti. Şimdi enayinin de sözünde durmayanın da kim olduğu ortaya çıktı diyerek çok ağır ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili adalet üzerinden. Adalet lazım. Adalet olmadan ekmek yok. Bunu hep söylüyoruz. Adalet öyle bir olmalı ki kimseye de iltimas geçmemeli. Adalet olduğu zaman insanlar kurallara aykırı hareket etmekte güçlük çekerler. Öyle sağda solda adam istedikleri gibi dövemezler. Kendi işlerine gelmeyen meselelere burnunu soktuğunu
düşündükleri insanları. Selçuk Özdağ hatırlayın, Ankara'da neredeyse öldürüyorlardı Selçuk Özdağ. Bir siyasetçi, bir genel başkan yardımcısı. Levent Gültekin'in başına gelenleri biliyorsunuz. Ankara'da yine başka gazetecilerin başına gelenler ortada. Bu meseleler ortadayken hala bazı konularda farklı hareket ettiği için ya da birilerinin kovanına çomak soktuğu için gazeteciler maalesef hayati risk taşıyorlar. Şiddetle karşı karşıya kalıyorlar. Son örnek Ergun Poyraz. Ergun Poyraz Kuşadası'nda yaşıyor. Evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. Kendisini de tanırım. Yoğun bakımda şu anda, tedavi sürüyor. Yani o kadar ağır bir saldırı bu. Kamera görüntülerine bakmış polis, 6 kişiyi gözaltına almış. Aydın'da Kuşadası Belediyesi, ki CHP'li bir belediye, oradaki ihalelerle ilgili bir şikayet dilekçesini belediyeye gönderdiği, belediyenin de bu dilekçeyi suçlanan isimlere sızdırdığı ve onların da gidip Ergun Poyraz'ı öldüresiye dövdüğü iddia ediliyor. Şimdi hem Ergun Poyraz'ın son durumuna bakalım, hem de olaya ilişkin başka detaylar var mı, eşine soracağız. Perihan Poyraz karşımızda. Perihan Hanım, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl durumu Ergun Poyraz'ın şimdi? Bugün özel odaya çıkartacaklardı ama ödem oluşmuş. Onun için bugün de yoğun bakımda. Yarın tekrar bir değerlendirmesini yapacaklar. Hayati tehlikeyi atlattı inşallah. Evet, dün akşam ben gözüm yanında konuştum. Bilinci çıktı. Herhalde bugün uyutuyorlar biraz. Fotoğraf çok, yanına giremedim bugün. Fotoğraf çok kaygı vericiydi, o nedenle sordum. Evet. Niye oldu bu Pelihan Hanım? Vallahi işte dediğiniz gibi dilekçeden ötürü oldu diye tahmin ediyorum ben de. Gözaltına yani, alınanlar o dilekçede ismi geçenler mi ihalelerde? Evet, evet, aynen. Onları kameralardan tespit edilmiş herhalde, değil mi? Araba ve evet, sahipleri. Evet, bir de arabanın plakası o şirkete ait çıkmış. O şirkete ait çıkıyor. Şimdi göz altındalar ve buradaki sürece göre, herhalde ifadelere göre süreç belirlenecek. Peki evet, belediyeden size bir geçmiş olsun diyen oldu mu? Özlem Çerçoğlu sağ olsun. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı evet, aradı sizi. Evet. Kuşadası Belediyesi'nden yok, oldu mu? Yok, olmadı. İlgilendiler mi mesela bu saldırıyla? Yok, Kuşadası Belediyesi'nden hiçbir şey görmedim. CHP ilçe başkanı, Aydın ilçe başkanı aradı, Ali Çankır. Hı hı. Özlem Çerçoğlu aradı, sağ olsun. Vallahi çok geçmiş olsun, bununla geçmiş olsun diyelim. Kendisine de selam söyleyin, konuşursanız. Sağ olun. Perihan Poyraz'la konuştuk efendim, Ergun Poyraz'ın eşi. Şimdi mesele bir aslında ihale meselesi. Bir firma Turan Bagı'nın sahibi oldu. ZBT adlı inşaat firması 17 ihalenin 15'ini alıyor Kuşadası'nda. Bununla ilgili birçok şey iddia ediliyor. İşte belediyeyle ortak hareket edildiği şu bu falan gibi. Mardinli bir aile ve bu nedenle bir PKK ilişkisinden de bahsediliyormuş orada. Bu iddiaları içeren bir mektubu Ergun Poyraz Kuşadası Belediyesi'ne şikayet olarak gönderiyor. Sonra bu şikayet nasıl oluyorsa şikayet edilenlerin eline geçiyor. Onlar da gidip çünkü araba o şirkete kayıtlı, şoförü kendisi gözaltında, 6 kişi gözaltındaymış. Gidiyorlar Ergun Poyraz'ı sen misin bunu yazan diye eşek sudan gelinceye kadar dövüyorlar. Şimdi burada tabii normal bir ülkede olsak ne yapılır? Bir şirketsiniz, işlerinizde legal herhangi bir sıkıntı yoksa, hakkınızda da böyle bir iddia varsa mahkemeye verirsiniz benle ilgili iftirada bulundu diye. Burada öyle olmuyor. Gidiyorsunuz adamı öldüresiye dövüyorsunuz başka birisi yapmasın diye. Geçmişte yapılmış siyasi olaylarda kimse ceza almayınca, yani muhatap ölmediği sürece problem yok. Yoğun bakımda da yatsa problem olmuyor. Biraz cezaevinde yatıp muhtemelen çıkarlar bunlar. CHP'li belediyenin bu işle ilgilenmemiş olması son derece çarpıcı. Kuşadası Belediyesi'nin kendisi de suçlanıyor bu konuyla ilgili. Özlem Çerçioğlu'nun araması en azından bu konuda birazcık içi ferahlatıcı, onu söyleyelim. Geçmiş olsun diyelim Ergun Poyraz'a. Şimdi bugünün belki de en çarpıcı olaylarından biriydi. Afyon Belediyesi, Afyon ve bölgesindeki belediyeler bir program yapmışlar. Yurt dışı programı. Bu Sözcü'nün manşetindeydi bugün. Belki görmüşsünüzdür. Programın içinde ateş dansı da var. Prag ziyareti. Tanıtım metninde Çek kızlarının yaptığı ateş danslarını izlemek falan diye de geçiyormuş. Buna kimler katılıyor? AK Partili Afyon Karahisar Belediye Başkanı,
Yönetiminde de pardon bunu bir birlik bu. Başında Afyon Karahisar Belediye Başkanı var. Yönetiminde de 4 AK Partili ilçe belediye başkanı varmış. Çevre Hizmetleri Birliği. Teknik bir gezi için gideceklermiş Prag'a. Sadece oraya değil Almanya'ya gidiyorlar. Oradan trenle geçiyorlar falan. Güzel bir gezi gibi görünüyor. 4-9 Mayıs tarihlerinde yapılacakmış. 6 gün. 1 milyon 21 bin lira tutmuş. Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'ne gideceklermiş. Gezi programının içeriği ise gün gün belli. İşte panoramik şehir turu var. Prag'a gittiklerinde akşam arzu eden misafirlerimizin katılımıyla Orta Çağ Gecesi etkinliği varmış o misafirlerin. Yani bunu herhalde seyahat firması yazmış. 4. gün Viyana'da geçiyormuş. 5. günde gezi grubunun Macarların geleneksel Çigan eğlencesine katılacağı da yer almış programda. 6. günde de program bitiyormuş. Programın bir yerinde de işte ateşli Çek kızlarının dansı eşliğinde yerel yemekler diye bir durum söz konusu. Bunu Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na sormuşlar. Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Partili'yi hatırlayacaksınız. 2023 yılında Lozan'ın engelleyici hükümleri sona erecek. Türkiye'de petrol çıkacak. Türkiye petrol zengini bir ülke olacak diyen belediye başkanı. Yani Afyonkarahisar Belediye Başkanı. Bunu Cumhuriyet Gazetesi arayıp sormuş belediye başkanına. Bu başlıkta yapılan haberler tamamen ön yargılıdır. Gezinin içerisinde böyle bir şey yok. Yani bu Çek kızların ateşli dansı. Amacı da bu değil. Geziye katılacak insanlar öyle bir şeye katılacak karakterde insanlar da değil. Orada genel eve gidecek misiniz? Minvalinde haber yapılıyor. Haber yapılacak tabii. Eleştiri en güzel şey ancak eleştiri ülkenin hayrınaysa yapılmalı. Yani hayrına değilse o hayrına olup olmadığında zaten biliyorsunuz siyasetçiler karar veriyor. Çevre Hizmetleri Birliği Afyon Belediyesi'nin de üyesi olduğu Afyon'daki tüm belediyelerin özel idaresinden oluşan bir birlik. Afyon Bölgesi Birliği. Bu kararı Afyon Belediyesi tek başına almıyor. Tüm belediyenin temsilen alınan bir karar. Birliğin ücret noktasını tam bilmiyorum ama o civarlarda olabilir. 5-6 günlük bir gezi kişi başı 15 bin liraya denk geliyor diyor. Bu da diyor çok ucuz diyor. İstanbul'a gitseniz bu parayı harcarsınız zaten diyor. Amacı orayı gezip görmek, çevre ile ilgili izlenimlerde bulunmakmış, çöplerden enerji üretmekmiş, bununla ilgili meselelere bakacaklarmış. Zamlar ve hayat pahalılığı sürerken böyle bir gezi yapılması doğru mu? Tepki yok diyor bununla ilgili. Evet, pahalılıkla ilgili bir sıkıntı var ama bu dönemde siz ateş dansı izlemeye gidecekler derseniz tepki gösterirler tabii diyor. O insanlar ateş dansını izlemeye zorla çekseniz dahi gitmez. İstanbul'dan Afyon'a günübirlik gelseniz 15 bin liradan fazla ödersiniz. Fiyat çok uygun bence diyor. Sudan ucuz yani. Gidip görecekler oraları. Peki. Gerçekten ateş dansı var mı yok mu? Onu da araştırmış arkadaşlar. Ve şöyle ihale bültenindeki belge. De şu ifadeler yer alıyormuş. 2022 yılı hizmet alım işi teknik gezi organizasyonu adı altında yapılmış ihalede şartnamesinde Prag ziyaretinin akşam programında birbirinden güzel Çek kızlarının yaptığı ateş dansları eşliğinde ve aktörlerin muhteşem şovlarını izlerken aynı zamanda Çekya mutfağının tatlarını denemek ve Çeklerin meşhur biralarından ve ev yapımı içeceklerinden tatma fırsatı yakalayacaksınız diyor. Yani Türkiye sınırları içinde belki dinen yasak olabilir ama herhalde orada yasak olmadığı düşünülmüş. Şartnameye de böyle yazılmış. Ondan sonra da ben gitmiyorum falan da demiş de muhtemelen kendisi de vardı sonra vazgeçmiş olabilir. Bu ortaya çıkınca da işte ucuz Sudan ucuz şu kadar ucuz şu kadar bilmem işte İstanbul'a gitseniz bu kadar harcarsınız gibi ifadelerle meseleyi savunmaya çalışan bir kafa var burada. Onu da sizlerle paylaşayım istedim efendim. Bununla bitirelim. Yarın burada olacağız. Yine gündem konuşmak için sizi de bekliyoruz. Gitmeden önce eğer beğen tuşuna basmadıysanız ona bir el uzatırsanız iyi olur. Aynı zamanda yayınlara destek vermek isterseniz katıl tuşumuz var. Bir de Patreon'dan aşağıdaki adresimiz hala faaliyette. Yarın buluşacağız. Gündemi konuşalım. Hoşça kalın. Yavuz Ohan